Merhabalar Skol TV izleyenleri, ben Melih Bilgin. Bugün yine bir Hırdavat bölümüyle karşınızdayız. Bu kez yanımızda Ecevit Bıktım var. Kendisi bize yeni bir ürünü tanıtacak. Hoş geldin. Hoş bulduk Melih. Yeni ürünümüz gördüğün gibi Samsung'un yeni telefonu. Samsung Note, Galaxy Note. Hem gerçekten yeni bir telefon, aynı zamanda yeni bir konsept. Çünkü esasında yeni bir konsept, evet. Çünkü şimdi insanlar bunu ilk baktığı zaman, görüntüye baktığın zaman biraz büyük bir telefon. Dolayısıyla şaşırıyorlar. Yani bu bir telefon mu yoksa tablet mi? Bu esasında bir telefon, bir akıllı telefon. Ama tablet özelliklerinin birçoğunu da sahip olan bir telefon. Zaten donanım özelliklerine baktığın zaman tabletten çok farklı değil. Yani neredeyse aynı güçte. Hı hı. Çift çekirdekli bir işlemcisi var. 1.4 GHz. İşte 1 GB RAM'i var. Buna ek olarak da 16 GB kapasitesi var. Ve tabletlerde de bildiğimiz gibi bir microSD yuvası var. Bu microSD yuvasıyla da 32 GB daha ekleyebiliyorsun ki toplam 48 GB'a ulaşabiliyor. Sanıyorum telefonu farklılaştıran en büyük özelliği ekranı. İstersen ekranıyla başlayalım. Evet, 5.3 inç bir ekranı var. Bunu en güzel nasıl gösterebiliriz? Mesela bir iPhone'la kıyaslarsak. 3.5 inçlik iPhone'la kıyaslarsak. Evet, şöyle şey yaptığımız zaman, kıyasladığımız zaman gerçekten büyük. Hı-hı. 5.3 inç. Şurada 800x1280 çözünürlüğüne ulaşabiliyor. Bu gerçekten iyi bir çözünürlük. Yalnız milimetre kareye baktığımız zaman her milimetre kare 127 piksel düşüyor. Şimdi iPhone ve iPhone 4 ve iPhone 4S ile kıyasladığın zaman buradaki değer 166 piksel. Dolayısıyla iPhone 4 ve 4S'in buradaki çözünürlüğü çok daha fazla. Milimetre başına düşen piksel sayısı daha fazla. Evet, daha fazla. Bu da ne demek oluyor? Daha iyi bir görüntü sunması gerekiyor. Daha sıkışık. Evet, teorikte evet bu doğru ama gerçekte böyle değil. Çünkü Samsung burada şöyle bir şey yapıyor. Süper AMOLED ekran kullanıyor. Bunu zaten Galaxy S2'lerde çok iyi biliyoruz. Evet, Samsung'un ürettiği bir ekran bu. Evet. Burada ne yapılıyor? Pikseller ekstradan aydınlatılıyor. Şimdi bu diğer telefonlar olmayan, iPhone 4'lerde olmayan bir özellik. Piksel ekstra aydınlatıyor. Dolayısıyla o piksel ekstra bir kontrast ve ekstra bir renk kazanıyor. Bu da tabii ki kullanıcının gözüne çarpıyor. Ve bunu gördüğü zaman daha keskin, daha net görüntüler elde edebiliyor. Hem parlaklık hem renk isabeti açısından daha başarılı. Evet, çok daha başarılı. Bu da işte şuradan da çok iyi anlaşılıyor. Mesela güneşli bir ortama çıktığın zaman birçok telefonda şeyi göremeyebiliyorsun. İşte ekranı göremeyebiliyorsun güneş direkt vurduğu zaman. Ama Samsung'da özellikle bu modelde öyle bir şey yok. Zaten ekran çok büyük. Görmemezlik diye bir şey yok. Çok rahat bir şekilde ve çok net ve renkleri de dolgun bir şekilde rahatlıkla görebiliyorsun. Şimdi biraz daha baktığımız zaman arkada bir kamera görüyoruz. Önde bir kamera ve arkada bir kamera var. Tabii hemen şundan da bahsedelim. Sen bu kılıfı açıp kapatıyorsun. Bu telefonun yanında gelen kılıf. Tabii şimdi özel bir aksesuar. İşte buradaki kapağı çıkartıyorsun. Bu kılıfı takıyorsun. Çünkü yani böyle bir ekran olduğu zaman da iyi bir kılıf olması gerekiyor. Korumak gerekiyor. Zaten hediyesi bunun. Şimdi önde 2 megapiksel bir kamera var. Video chat için oldukça uygun. Arkadaki kamerayı şu an biraz daha anlatmak istiyorum. Çünkü arkadaki kamera gerçekten çok başarılı. Yani ben çok şaşırdım bu kamerayı görünce. Çünkü 8 megapiksel bir kamera. Ve burada Samsung gerçekten şeyleri unutmamış. Fotoğraf seven insanları gerçekten unutmamış. Çünkü ayarlara girdiğin zaman o kadar çok ayarla karşı karşıya geliyorsun, şaşırıyorsun. Yani mesela bir gülümseme yüzü var. İşte kişi gülümsediği zaman otomatik çekim yapması. Yüz tanımlaması, makro çekiminden tut. Birçok panoramik çekime kadar birçok ayarı çok rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Buna ek olarak video kaydı var. Video kaydı da Full HD yapıyor. 1920x1080'de kayıt yapıyor. Tabii ki arkada da bir flash var. Normal zaten gündüz artık bütün kameralar çok iyi çekiyor. Yani yeni nesil telefonlar gündüz ortamında çok iyi resim çekiyor. Tabii ki ne oluyor şimdi? Fark gece ortamında. Şimdi burada yaptığımız testlerde şunu da gördük. Mesela resim kalitesi gecede de flash ile birlikte gayet iyi. Video çekimi çok daha iyi. Yani bu ürün gece mesela loş bir ortamda bir video çekimi yapmak, flash'ı açıp da yapmak gerçekten çok başarılı. Bunu da bir iPhone 4 ve 4S ile kıyasladığımız zaman burada da bir kalem üstte olduğunu söylemek mümkün. Çektiğimiz videolar tabii Full HD. Aynı zamanda bunları 720p HD olan ekranımızda izlemek de ayrı bir keyif. Peki tabii. Film izledin mi? Film izlemek nasıl oluyor? Film izlemek gerçekten çok iyi. Çünkü dediğim gibi yani renkler çok canlı.
Ve filmde gerçekten şaşırıyor insan. Çünkü bir kere çok zevkli. Yani büyük bir ekranda bunu izlemek çok zevkli. Hani insan her ne kadar derse bu çok büyük çok büyük ama film izlediğin zaman gerçekten her şeyi unutuyorsun. Video kayıtta da şunu söylememiz gereken bir şey daha var. Şimdi burada Full HD'de 30 saniyede 30 kare çekiyorlar. Yani iPhone 4 de gene kıyaslarım, 4S de kıyaslarım. 30 kare, 30 kare. Ama bir de bir şey var. Bu videonun transfer oranı var. Hani aktarım hızı var. Burada işte Galaxy Note burada 17 megabit hızını kullanıyor. Saniyede 17 megabit. iPhone 4'te 27 megabit. Yani dolayısıyla video performansında daha fazla bant genişliyor. Yani teorik olarak baktığın zaman şeyi daha iyi bir bant genişliğine ulaşabiliyor. Ama pratikte bu çok işe yaramıyor. Çünkü bu tarz telefonlarla bir Formula 1'i şeyi çok çekmiyorsun. Daha çok tatil videoları çekiyorsun. Tatil videolarında çok hızlı hareketler yok. Çok hızlı, yani o videoda çok fazla bir şey yok. Çok yüksek hareketler yok. O yüzden o videoyu çok rahat çekebiliyorsun. Ama bir Formula 1 çekmek istediğin zaman tabii ki iPhone 4S çok çok daha iyi. Bu aynı zamanda sanıyorum depolama konusuna da biraz temas ediyor. Daha evet. Az yer kaplıyor videolar. Tabii ki. Şimdi Samsung'da şöyle bir avantajı var. Şimdi burada 1 dakikalık video için 128 megabayt yer kaplıyor. iPhone 4S'e baktığımız zaman 175 megabaytlık bir yer kaplıyor. Ki bunu işte birkaç dakika daha şey yaptığın zaman, video kaydı yaptığın zaman bu bayağı bir yer kaplıyor. Bir bakıyorsun ki hafızan dolmuş oluyor. Oldukça fazla yer kaplıyor iPhone 4. Evet, evet. Biraz da şeyden bahsedelim. Ses kalitesinden bahsedelim. Şimdi burada şöyle bir güzel bir özellik var. 5.1 ses çıkışı var. Ama onu sadece kulaklıkla alabiliyorsun. Kendi kulaklığını taktığın zaman bu ses çıkışı alabiliyorsun. Stereo kayıt yapabiliyor ürün. Baslara baktığın zaman oldukça tok, güzel baslar verebiliyor. İşte orta seslere baktığın zaman gerçekten başarılı. Ürüne baktığın zaman, toplamda baktığın zaman yani bir MP3 player olarak çok çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada Apple'ın gerçekten iyi bir şeyi var. Yani mühendisler gerçekten çok iyi çalışmış. Bu ürün Apple'ın ses kalitesini geçemiyor. Ama çok yaklaşıyor. Gerçekten çok yaklaşıyor. Ama dediğim gibi geçemiyor. Aynı zamanda sanıyorum Wi-Fi ve 3G özelliklerinde de yani şebeke özelliklerinde de iyi anten özellikleri. Biraz da o konuda bahsedelim. Evet. Biraz da şimdi network'e geçelim. Şimdi burada birkaç tane ön plana çıkan özellikleri var. Mesela LTE desteği var. LTE desteği de şöyle 21 megabit bölü saniye download yapabiliyor bu ürün. Ki Türkiye'de bu şu an yok. Yok. Avrupa'nın da birçok ülkesinde yok. Yani Amerika'da olsaydık bunu gösterebilirdik. Çok hızlı bir downloadumuz olurdu. Buna ek olarak da kablosuz standartlarda 802.11n'de bir fark yaratıyor. Bu fark da şu, 5 GHz bandını kullanıyor. 5 GHz bandı esasında şudur. 5 GHz şu an sadece BlackBerry Bolt 9900 kullanıyor. Bunun dışında evet. Bir de onunla var. İlk onda çıkmıştı, şimdi bunda da var. Şöyle bir şey var, şimdi birçok akıllı telefon 2.4 GHz'i kullanıyor. Şimdi bunlar wireless'a bir yere bağlandığı zaman arada bir kendi sinyallerini bozabiliyorlar. Bu da işte istenmeyen bir durum oluyor veya işte bir transfer oranında bir düşme oluyor. Şimdi 5 GHz cihazların az olduğu bir dönemde böyle bir şeyle direkt network'e girdiğin zaman herhangi bir kaybın olmuyor. Daha çünkü boş olan bir bant kullanıyorsun. Evet, boş olan bir bantla bunu kullanıyorsun ve birçok işini çok rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Ha, Bluetooth'u peki ne üzerindeki? Evet, bu da Samsung dediğimiz gibi teknolojiden gerçekten hiçbir fedakarlık etmedi. Ne bulduysa her şeyi koydu. Bluetooth 3.0 var. Tek bir dezavantaj, o da yani şu an için pek olmayabilir, ilerisi için olabilir. NFC desteği yok. Yani böyle bir üründe ben NFC olmasını isterdim ama şu an için yok. Galaxy S2 ile geleceği söylenmişti. Samsung Türkiye tarafından açıklanmıştı ama sanıyorum orada özel projeler planlanıyor. O yüzden sabit olarak telefonda destekli olarak gelmiyor. Yok, hayır. Şu an için öyle bir şey yok. Peki büyük ekranlı telefonlarda genelde pil problemi oluyor. Pil çabuk tükeniyor. Bu ürünün pili nasıl? Şimdi burada Samsung gerçekten çok güçlü bir pil kullandı. 2500 mAh saat. 2500 mAh bunu kıyaslamak gerekirse piyasadaki birçok telefon bunun yarısı değerinde. Tabii böyle bir ekranda gerçekten iyi bir pile ihtiyacımız var. Normalde 2 gün dayanıyor bu pil. Bu ama normal bir kullanımda. İşte biraz daha yoğun kullandığım zaman 24 saat, 25 saat dayanıyor. Bizim yaptığımız testlerde özellikle telefon kullanımında 21 saat
rahat bir şekilde dayandığını gördük. Sadece müzik dinlediğimizde bunun 40 saate kadar vardığını gördük. Full kullanımda, full kullanım dediğim şudur. İşte 3G'yi açtık, GPS'i açtık, her şeyi açtık. Artık açabilecek her şeyi açtık. 8 saat dayandığını gördük. 8 saat böyle bir ürün için gayet iyi. Çünkü tabii ki mesela benzer şeylere baktığın zaman, akıllı telefonlara baktığın zaman 8 saat dayanan pek bir telefon yok. Tabii bir yolculuğa çıktığımız zaman film de izleriz, müzik de dinleriz. Her şeyi yaptığımızda da 8 saatlik yolculuğumuzu sona erdiğimizde evet, yine telefonumuzu takıp şarj edebiliriz. Evet. Bu açıdan da oldukça iyi. Tanıtım dokümanlarında en çok dikkat çeken konu tabii ki de bir kalemle kullanabiliyor olması. Zaten telefonun ismi de Galaxy Note. Evet. Olması da buradan geliyor. Yanında bir kalem geliyor. Şu arkada bir tane yuvası var. Burada bir kalemim var. Şimdi bu kalemin esasında bunu şunu anlatmamız gerekiyor. Hı-hı. Çünkü burada gerçekten farklı bir teknoloji var. Yanıltıcı olabilir çünkü. Evet, yanıltıcı olabilir. Şimdi kalem dendiği zaman, mesela kalemli telefon dendiği zaman bunlar genelde rezistif ekran kullanılıyor. Rezistif ekran yani baskıyla çalışan bir ekran. İlk çıkan dokunmatik telefonlarda evet, görmüştüm. Yani böyle bir baskı olması gerekiyor. Bir de kapasitif ekran var. Bu da işte parmağında biraz da ısıyla çalışan bir ekran. Şimdi bu telefon her iki teknolojiye de sahip. Dolayısıyla ister parmağınla kullan, istiyorsan da kalemle kullanabilirsin buradaki şeyi. Şimdi kalemi kullanmanın tabii ki birçok avantajı var. Burada tabii ki el yazısı var. Burada el yazısı notlar alabiliyorsun. Buna ek olarak zaten şimdi bu şu an reklamları çok fazla dönüyor. İşte boyama resim çizebiliyorsun. Ve benim sevdiğim bir şey, video editing yapabiliyorsun. Bu ürünle gerçekten videoları çektiğin zaman işte video editingini rahat yapıyorsun. Kalemle işte alt yazısını yazabiliyorsun. Birçok şey yapabiliyorsun. Resim çizip o çizdiğin resmi videonun içine de gömebiliyorsun. Gerçekten böyle eğlenceli bir ürün yapmış Samsung ve bunu da gerçekten hızlı ve çok performanslı bir şekilde yapmış. Yani ürün gerçekten çok performanslı. Son olarak da istersen fiyatından bahsedelim izleyicilerimize. Evet, şimdi son olarak fiyatı, şimdi burada Turkcell'in bir kampanyası var. Sanırım ayda 84 lira ve 24 ay. Bu da yaklaşık 2040 liraya denk geliyor. Hı hı. 2040 lirada şöyle bir şey düşünmeniz lazım. Şimdi ben bu ürünü, şimdi şöyle düşün, bir tablet alıyorsunuz, bir hı hı, telefon alıyorsunuz. Bunları hepsini topladığınız zaman çok daha fazla para vermeniz gerekiyor. Şimdi ben bu ürünü bizim Aykut'a verdim. Biliyorsun Aykut oyun konusunda gerçekten uzman bir arkadaşımız. Ve burada bir oyun açtım. Ve Aykut bu oyunu oynadıktan sonra direkt şunu dedi. Bu ürün bende olsaydı PSP almazdım. Yani gerçekten bir masraftan daha kurtuldu. Evet, bir masraftan daha kullandım. İşte MP3 player, kamera, kamerası çok başarılı. Tablet, telefon hepsi bir arada çok güzel bir çözüm. Ve fiyata da baktığın zaman, diğer ürünlerle de kıyasladığın zaman fiyat performans oranı olarak da çok yüksek olduğunu söylemeliyiz. Çok yüksek dediğim artı olarak çok yüksek. Hı hı. Gerçekten 2000 lira böyle bir ürüne 2000 lira vermek gerçekten bir şey değil. Tabii ki her şeye rağmen yine de iPhone 4S'ten ucuz olduğunu da söyleyebiliriz. Onlar da 2100-2200 lira civarında. Evet. Buna rağmen de iPhone 4S'ten daha ucuz. Bir de şöyle bir şey var, bunu da söyleyeyim. Böyle bir ürüne alıştığınız zaman bunu sabahta böyle bir sıkıntı oluyor. Sabahta da söylemiştim. Sonuçta bende iPhone da var. Ben şimdi bir hafta sonu bütün yoğunluğumu bu ürüne vermiştim. Ondan sonra sabah bir şekilde iPhone'daki rehberime ulaşmam gerekiyordu. iPhone'u alıp baktığım zaman ilk başta bir durdum, bir şaşırdım. Küçük geldi. Bana böyle çok küçük geldi, bir oyuncak gibi geldi. Bu eskiden şeyi bu çok yaşardık. iPhone ilk çıktığı zaman şeyi vardı, böyle 3 satırlı telefonlar vardı. Nokia'nın özellikle vardı. 3 satır. iPhone çıktığı zaman o telefona baktığım zaman da hadi ya biz bunu mu kullanıyorduk derdik. Şimdi aynısını ben bu telefonla yaşadım. Yani Samsung mühendisleri burada gerçekten çok iyi iş başardılar. Ve dediğim gibi fiyat performans oranı da gerçekten çok başarılı. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. Bir başka incelemede görüşmek üzere.